Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Ulamoi ikromlar qizlarni ulug'lashlik haqidagi kitoblarda, hatto bizning fiqh kitoblarimizda ham aytiladiki, uyida agar ko'p farzandlari bo'lsa otasi uyiga sovg'a olib kelsa, birinchi bo'lib qizidan berishni boshlasin deydi. Chunki qizning qalbi nozik bo'ladi, otaga nisbatan mehri bo'ladi, erkaroq bo'ladi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimning 3ta qizi bo'lsa, yo singlisi bo'lsa, mana shuni injiqligiga, erkaligiga sabr qilib, katta qilib, uni voyaga yetkizib turmushga berib olsa, unga jannat vojib bo'ladi dedi. Shunda sahobalardan bittasi, agar 2ta bo'lsa-chi, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar. Sarvar kainat aytdilar, 2ta bo'lsa ham, yana bittasi turib, bitta bo'lsa-chi deydilar, bitta bo'lsa ham dedilar. Mana bu islomda qiz bolani ko'klariga ko'tarishlik azizlar. Ulamolar, ko'p hadislarga sharh beruvchi olimlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qiz bola do'zaxdan to'sib qoladigan pardadur degan hadisiga quyidagicha sharh beradilar. Qiyomat qoyim bo'lganda insonning amallari taroziga qo'yilib, yaxshilik va yomonlik, gunoh va savob daftari taroziga qo'yilib tortilganda, savob amali kamroq kelib qolgan inson Allohdan so'rar ekan. Ya Rabbi, menga ijozat ber, men savob top kelay, tarozining savob pallasiga qo'yib og'ir qilay. Alloh adolat ila hukm qilayotgan zot imkoniyat berar ekan. Qani qo'lingdan kelsa topib kel. Inson to'g'ri borib onasini oldiga borar ekan. Onajon, menga juda mehribon edingiz. U dunyoda kasal bo'lsam ham kechalari uxlamas edingiz. Hozir yordamingizga muhtojman. Bir varaqqina savobingizdan bo'lsa bering, taroziga qo'yib olay desa, ona aytar ekan, men bu bolani tanimayman deb. Chunki Qur'onda Alloh aytayaptiki, astaizu billah, yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sohibatihi va banihi. Qiyomat qoyim bo'lganda yafirru qochib ketadi akasi bolasidan, bola aka-ukadan, boladan, otadan, hamma bir-biridan qochib qoladi deb. Hech kim hech kimga qaramay qo'yar ekan, chunki ko'zini oldida do'zax va jannat tursa, alangasi ko'rinib tursa, inson o'zi bilan ovora bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ona ham yordam bera olmay qolar ekan. Otani oldiga borib ko'rar ekan, ota yordam bermaydi. Farzandlar oldiga, o'g'illar oldiga, ayoli oldiga. Ulamolar aytibdilarki, Rasulimizning yana bir hadislari bor. Aytadilar, qaysi bir ayol agar bu dunyoda erini rozi qilib, Allohni rozi qilib, erini rozi qilib o'tib ketsa, qiyomat qoyim bo'lganda Alloh tomonidan nido bo'lar ekanki, qaysi bir ayol u dunyoda meni rozi qilib, ibodatlarni qilib, shu bilan birga erini ham rozi qilib olamdan o'tib ketgan bo'lsa, jannatni xohlagan eshigidan kirib olsin deyar ekan. Agar bir inson o'zini qizini shunaqa tarbiya qilib qo'ygan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan, o'zi zaifa, ojiza bo'lishiga qaramasdan faroizlarni chiroyli bajaradigan qilib qo'yib, o'shuni barobarida erini hurmat qiladigan, erini xizmatini qiladigan, uni rizosini oladigan qilib tarbiya qilib qo'ygan qizi bo'lsa, mana shu qiz otaga peshvo chiqar ekan. Otajon, holingizga nima bo'ldi? Nima tashvishlanib yuribsiz? Aytar ekan, ey qizim, ahvolim chatoq, tarozida savob amalim kamroq bo'lib qoldi. Mani gunohkorlar tomonga hukm qo'yarlayapti. Savob izladim, ota-onamga bordim, onangizga bordim, akalaringizga, ukalaringizga bordim, hech kim savob bermadi. Noumid bo'lib qaytyapman. Shunda qiz aytar ekan, otajon, nega mendan so'ramadingiz? Ey qizim, siz bir zaifa, ojiza bo'lsangiz, sizdan so'ragani hayo qildim. Shunda qiz yig'lab turib olar ekan, Allohga aytar ekan, ya Rabbi, men endigina balog'at yoshiga yetib, ota-onamning xizmatini qilay degan holatimda boshqa xonadonga chiqishga rozi bo'ldim. Ko'zini qorachig'idagi avaylab asragan qizini boshqa xonadonga berib yubordilar. Men ularning muhabbatiga, ularning xizmatiga tashna bo'lib o'tdim. Endi mana sen erimni rozi qilganliging va seni rozi qilganligim uchun jannatga hukm qilyapsan. Ya Rabbi, endi jannatda ham otasiz bo'lamanmi deb yig'lab turib olar ekan. Mana shu qizni hurmatidan otasini yoki onasini birga jannatga olib kirar ekan. Ana azizlar, nima uchun qiz bola do'zaxdan to'sadigan parda deganda mana shu e'tiborga olinar ekan. Buning uchun qizimizni avvalo o'sha jannatga kiradishga loyiq qilib tarbiya qilib qo'yishlik mas'ul. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning aqli cheksiz edilar.
Hazreti Umar'ın Umar al-Adil, adaletlik Umar, Emir al-Mu'minin, adaletlik siyasetçi, o da akıl kişi deyip hemimiz bilemiz. Hatta bütün dünyadaki siyasetçiler hem Hazreti Umar'ın davrlardaki, halifelik davrlardaki, rehberlik davrlardaki adalet siyasetinin mezanını kayıl kıp koygarlığı tan birişedir. Lekin bana şu insan ham iman bilen aklı çarklayın. Uzlara ayet ediler ki ben cahiliyet devrede şu kadar cahil edim ki başka cahiller singeri min ham uz kızımla trihilini komu biborgenlerden ben dediler. Tarihçiler ayet ediler ki o şu devrede kız kuruşluk ağır sanılgen eden obrolu adamlar ancak halka kabilesi içi de obrosu balant bugenler kız kuruşlukta tamam kabul kılalmagan. Ertege bana kembeğal rağ olsa kızını taşıyıştan korkup kumvargen bulsa badavlat rağ, obroli rağ adam ertege benim kızım kimlidir, maşukası bul edemez degen taşıyış bilen trigilin kumvargen. Ayollar hamilador bulsa çukur kağılabı op çıkarken gödek tuğulgende oğul bulsa alarken kız bulsa kumvargen bularken. Muslimu. Hatta ki bana şu tarihçiler hayat-ı sahabe kitaplarda ve kub kitaplarda bayan kılgen edik. Hazreti Umar radıyallahu anh'ın ayolları hamiledar bugün günü hem o şu közü yarıydıgan günü Hattab'ın oğlu Umar namı bilen meşgul bulgen bu kişi öz kabilesinin babro kişilerden idi. O taşkarıda taşvişlenip durup da üyde ayolları köz yarı halatıdı. Onu birden bir arzusu ayolum insan aman kutul valsın degen taşviş yok. Belki iş kılıp oğul tuğulsun. Hattab'ın oğlu Umar'ın üyde kız buluşluğunu tasavvur ham kılalmayım ben derdi. Hatta özüge şu dereceye işengenedi ki elbette menden kız tuğulmaydı degen oy türarıdı. Birden içkereden çakalağına ingiregen avazı iştildi. Yürüp içkereye kirgen idi. Ayalı kolları bilen yüzünü birkitip yığılıp durgen halatı da kurdu. Bildi ki dehşetlik vakıya sadır bulup da onun için kız tuğulgen. Ayalıge Allah'ını bergeni şu deyiş örneğe onu bir terseki tartıp çıkıp yetip kaldı. Kızge karamadı ham. Lekin kız o şu üyde tuğulup katta buldu. Hazreti Umar radıyallahu anh'u ayet edilir. Ben her günü kızımını gözüm bilen körgenimde gazaplanır, dehşetke düşer idim. Nahat benim üyümde şu kız yürüptü degen oy bulardı. Kullarının biri de dediler, özümünü bir neçe ilden beri niyet kılıp yürgen niyetimini becerişke hareket kıldım. Kızları tur ya beş, şunaka yürüdüğün mahal, yaş mahal bugün, güdek bugün. Kumu bir barışlık ki kas kılıp yürüge girdi. Ayarları erini közü özgarıp koyanlıgiden, özünü galatı tutuyotkenliğini bilgenden, bir hunik işini kılışlıydı niyet kılgeni bilip kaldılar. Erini aldıgı çöke düşüp ayarlarını kucağılıp yığladılar. Kızımızga bir karen, şunday güzel kız, şunday çırali kız, nahat şunu trigileyini kumu görmaksız. Lekin bu gepler onun kalbiga tasir kılmadı. Çünkü kalpte zıgırca ham iman yoktu. İman yok kalpte rahim bulmaz eken azizler. Bolasını ap çıkıp gitti. Kız nime bolayotganini düşünmez. Otası nime üçün dargazap bolayotganligini, dünyadaki en suyukli kişisi ota onu kumu yuvarışligini tasavvur ham kılmaganidi. Sahra'da keti yapmaz dediler Hazreti Umar. Kızım ise tirge batken arkamdan yürüp menge yetişlikke hareket kılıp yürü yaptı. Küçük adamçalarını tizletip yuguradı. Ben ise arkamda o görülüp tiz tiz kızımge bakırıp koyamam. Tizra yürü, yakınlaşıp yürü de bakıramam. Kızım kara tirge batken arkamdan yürüp pıldırıp keler edi dediler. Kız düşünmez, nege atam gazaplan yaptı ikin, nege atam bakır yaptı ikin deyip arkasından yürüp geldi. Sahra'nın ortasına borganda çukur kavlaya başladım dedi. Kız otasını çukur kavlaya atkenliğine, uşbu çukur kavlaş davrıda cüda asabileşiyotkenini körgen gödek, eğer şu çukurunu otamga birge kavlasam cahillerden düşer mikin degen oy bilen, kızlarca, farzanlarca mehir bilen otasına yordam verişlik geçişti. Özünün kiçik kolçaları bilen, özüge kabır kavlaya atkenini kız bilmez idi. Çukur kavlanı bölgenden keyin Hazreti Umar oturup aldılar. Kız ise yugurup gelip atasının kucağına oturup aldı. Hazreti Umar'a termilip sokallarız tuprağı bulup getirdi ki peşanalarız terlap getirdi deyip sokallardaki tuprağlarını kokup peşanasındaki terlerini artıp yüzüge yüzünü koyup durgan mahalde şunu da itarıp kumu bir vargen eki. Hazreti Umar ayet ettiler ki
Kızım çukurga tushayotgandagi dahshatlik nigohi hali ko'zimda turadi. Kızım menga shu darajada qaraganki deydilar, mana hozir eslasam qalbim larzaga keladi. Lekin men uni ustidan tuproq tortib, ovozi chirillab turganda ham uni orqaga qaytishlikni tasavvur qilmadim. Chunki mening u mahalda bu qalbimda iymon yo'q edi deydilar. Sahobalar aytadilarki, o'sha davrda sahroda yuzlab qizlar tirkilgan ko'mirib, ba'zi birlarining qo'llari o'sha qabrdan chiqib bir necha kun harakatlanib o'lganligini ko'rganlar bor edi. Shunaqa darajada johillik bo'lgan. Islom keldi, din keldi. Alloh Qur'oni Karimda bir oyatni yubordi. Vaqtiki qiyomat qoyim bo'lganda mavudalardan so'ralinadi. Sizlarni tiriklayin o'lib ketishligilarga, o'ldirilishlarga nima sabab bor edi, nima gunohinglar bor edi deb so'ralinadi dedi. Mavuda deganda mufassirlar aytayaptiki, tiriklayin ko'milgan qizlar. Mana shu oyat tushgan mahalda endi Hazrati Umar iymonning daryosida cho'milib, qalbi iymon nuri bilan to'lib ketgan edi. Mana shu oyatni eshitganda doim hatto otning ustida bo'lsa ham behush bo'lib yiqilib qolar ekan. Hatto sahobalar aytar ekanki, Hazrati Umarni oldida shu oyatni o'qimay turinglar, chunki endi qalbida iymon bo'l. O'zini qizi endi ko'ziga kelib, hushdan ketib qolar. Lekin islom azizlar, qiz bolani shu darajada ulug'lashlikni targ'ib qilib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tomonidan bir nechta hadislar aytdilar. Rasulimiz aytdilarki, kimning uyida birinchisi qiz bo'lsa, uning uyiga baraka kiribdi dedilar. Al-banatu hijabun nar. Qiz bola ota-onasining do'zaxdan to'sib qoladigan pardasi deb marhamat qildilar. Bu hadisni eshitgan sahobalar ayollari endi homilador bo'lsa, uning haqqiga duo qiladigan ish qilib xonadonimga qiz olib kelgin deb duo qiladigan holatga keldilar. Islom endi qiz bolani ko'klarga ko'tarish, uni hurmat qilishlik, balki bu Allohning katta bir ne'mati ekanligi to'g'risida ta'lim